Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar bakın bu benim günlük kullandığım iğne oyalı tülbentim. Böyle tahıl iğne oyasını böyle yapmaya başladığım zamanlarda kendime bir tane yapmıştım böyle. Çiçeğiyle de uyumlu oldu. Şöyle bakın bu da bu çiçeğiyle uyumlu olsun diye biliyorsunuz şöyle göstereyim bakın papatyalı böyle tülbent. Şöyle bu şekilde. Bununla birebir aynı yaptım arkadaşlar. Demin göstermiştim. Şöyle yine de açayım. Arı suyu ve çiçeğiyle şöyle bunu tığa çevirdim. İğne oyasını tığa çevirdim. Böyle arı suyunu 3 tane koydum. Bakın orada daha fazla. Ben model amaçlı böyle size göstermek için 3 tane koyuyorum. Papatyasını da bu şekilde bu artma işlemleri olan yeri bakın şöyle zincirle yaptım. Ve tülbentimin içinde sarı olmadığı için ben de iç tohumunu böyle sarı yerine beyaz yaptım. Böyle papatyaları da tülbentin çiçeğinden yapmak istedim. Böyle renklerinden yapabilirsiniz. Şu ara suyunu bakın daha fazla. Şu ara suyu, bu ara suyu şöyle. Daha fazla. Bunu 6 veya 7 tane yapabilirsiniz. Ben 3 tane yaptığım ara suyunu bu şekilde. Papatyası da şöyle papatyasına uygun bir şekilde yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yani iğneden tığa, iğne oyasını tığ oyasına bu şekilde gördüğünüz gibi hazırlamaya çalıştım. Şöyle ilk başlar gibi de ara suyunu sizlere tarif edeceğim. Hemen modelin İlk önce papatyalarını hazırlayıp sonra da çimenin yapılışını gösterelim arkadaşlar. Evet, şimdi ortadaki bu beyaz tohum kısmını nasıl yapacağız? Sihirli halkayla yapacağız. Parmağımızdan gelen ipi böyle tutmuş olduğumuz ipin üzerine koyup orta kısımdan girip böyle bir tane sık iğne veya zincir. Evet, iki tane ip üstte. Tek ip altta sihirli halka bu şekilde oluyor ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri buraya orta kısma kapatıp şöyle bir tane yuva oluşturuyorum. 5 zincir ve yine bu orta kısımdan 2 oldu. Toplamda 6 tane yapacağız. 5 zincir 3 oldu. Şunu da bakın arkadaş şöyle çektiğiniz zaman geliyorsa sihirli halkanız olmuş demektir. Bu şekilde ip rahat kayıyorsa 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. Tekrar. Git bir git. Başlayacağım senin. Evet, orta kısmını sihirli halkayla yapıyoruz. Şöyle beyaz ipimizin parmağımdan gelen kısmını böyle elimle bakın tutmuş oldum. Bu papatyamızın orta kısmını şöyle sihirli halkayla yapacağız. Tohum kısmını parmağımdan gelen ipi ipin üzerine koyup orta kısımdan girdim ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri bakın bu şekilde iki ip altta tek ip altta iki ip üstte olursa sihirli halkanız tamam demektir arkadaşlar. Buraya 6 tane 5 zincirden yuva yapacağız. 5 zincirimi buraya kapattım 2 oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3, 5 zincir. Şöyle kapatıyorum. Bir de arkadaşlar bakın şu ipi bırakmış olduğumuz ipi şöyle çektiğimiz zaman geliyorsa sihirli halkanız olmuş demektir. Böyle rahat kayması gerek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. Bu
şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yuvaya kapattım. Bakın toplam 6 tane olunca şöyle burayı kapatıyorum. Bu şekilde bir çiçek oluşuyor. Şimdi bir tane zincir çekip buradaki ilk 5 zincirli kirpiğe girip çiçeğimi oluşturdum ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri buradaki yuvanın içerisine girip sıradaki yuvanın içerisine girip bir yuva oluşturuyorum. 5 zincir şöyle sıradakine 5 zincir sıradakine 1 2 3 4 ve 5 3 4 ve 5. Evet. 6 tane de yuvamız olacak bakın arkadaşlar. Son yuvamızı yine yapıyoruz. Bunu da bu sık iğne ile hani bir zincirle çıktık ya. Bakın bu bir sık iğneli yuvanın içerisine şöyle giriyorum. Bunu sahte sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle kaynaştırma güzel oluyor bakın şu kısma. Biraz da ipim arkadaşlar. Şöyle hafifçik uzun kesiyorum. Bakın. Şu ucunu. Bunu yakmanıza gerek yok ama ben şimdi burayı içi ilk yaprağın arasına kaynaştıracağım için birazcık uzun bırakıyorum. Şöyle bunu da biraz sakızlı yakıyorum bakın. Şöyle sakızlı yakınca daha sağlam oluyor. Evet. Şimdi hemen mürdüm rengi ipimi alıp gelelim. Orta tohum kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet şöyle bakın. Uzun bıraktığım ipi bu ilk yuvanın içerisine kaynaştırma yapacağım arkadaşlar. Yaprağı bunun üzerine yapacağım. Şöyle şu kesinti kısmı yanık kısmı olmayacak. Böyle güzel duruyor. Evet şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri buraya kapattım ve 4 zincir çekiyorum. Evet, bir eksik yapıyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız kirpiğin içerisine 4 zincirimi kapattım. 8 tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum düz tarafına. Bu zincirli yaprak döne döne olacak arkadaşlar bu şekilde. Hemen 8 zincirimi kapattım. Bakın. 7 tane zincir. Bir eksik çekiyoruz dönüşlerde. 7 zinciri çevirdim. Buradaki 8 zincirli iniş zincirine kapattım. Ve şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. Hemen çevirdim. Şöyle yuvanın içerisine yaprağı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaparak. Şöyle bunun işi bitti. Sadece bir yapraklıktı arkadaşlar. Onu öyle o şekilde yapıyoruz. Bakın. Şu tekrar 12 zinciri tekrar sabitleyelim. Evet. Böyle daha güzel. Şuradan bir ip almışız sanırsam. Ve sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 5 zincir. 5 zinciri kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şöyle iniş zincirlerinden bir eksik yaparak yukarı çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 8 zincir, 6, 7 ve 8 çevirdim. Bu 5 zincirli beyaz yuvaya kapattım. Ve 7 tane de zincir çekip çıkacağız. Bir eksik. Çeviriyorum. Buraya. Çok güzel oluyor. Aynı iğne yuvasında olduğu gibi.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen geri çevirdim. Aynı beyaz yuvanın içerisine sık iğneyle şu dip kısmını güzel sıkıp oturtturun arkadaşlar. Kaynaştırma olsun. Evet, şöyle diğerine sık iğneyle geçiyorum bakın. Tıpkı iğne yasında olduğu gibi yapraklarımız oldu. Şu son yuvaya kadar diğer 4 tanesini yapayım. Sonuncuyu beraber yapalım. Evet, tamamladık. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Ve son yuvayı beraber yapacağız. 5 zincir çekerek başlıyorum yine. 5 zincirli yuvanın içerisine girip sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Şöyle dönüyorum. 8 tane zincir çekip 5, 6, 7 ve 8. Döndüm. Yuvanın içini sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 ve 12. 12 tane zinciri çekip buraya beyaz yuvaya sabitledim. Ve şimdi kaynaştırmak için arkadaşlar bakın bu yuvanın içerisine de ilk yuvanın içerisine de sahte sık iğne ile giriyorum. Şöyle zarif dursun diye. Şöyle bir zinciri çektik ve ipimi koparıyorum. Yine her zaman gibi hafif şöyle arkadan geçirmek için uzun kestim ipimi. Bu yapmış olduğumuz ilk yapraktan şöyle girip arka tarafından ilmeğimi alıp buradan çıkıyorum. Böyle olunca arkada kaynaştırma. Zaten yaptık bu sık iğne ile geçişte ama böyle ip de kenarda kalmıyor. Güzel duruyor arkadaşlar. Bu şekilde hemen ipimizi de yakalım. Şöyle nasıl yakıldığını. Bunu çimeni yaparak tutturalım papatya. Evet, ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın çimenini yapmaya başlayacağız. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi 3 zincirden 2 tane tığ battı yapıyorum. 3 zincir kapattım. Bu 1. 3 zincir 2. Şöyle bir zincirle düz tarafına döndüm. Ters tarafına döndüm. Hemen ilk sık iğneyi ilk tığ battıya yaptım. 3 zincir yandakine. Evet, şu iki tığ battıyla başlamıştık arkadaşlar. Hemen 2 ve 1'den oluşan bir tepecik hazırlayıp şöyle bir zincir kapatıyorum. Ve 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8 ve 9. 9 zinciri tığ battıma İpirik oluşturdum. Tekrar 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. Yine buraya sabitledim. Yuvanın içerisine girip sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. 3 zincir buraya bakın bu şekilde 3 tane ara mesafesi verince hemen geri dönüyorum. İlk tığ battıya sabitleyip yine 3 tane zincirden tığ battı oluşturdum. Yani bakın yine 2 ve 1'den oluşan bir yuva hazırladık. Bu bir tanesi de ara mesafesi olarak kalacak. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle
Kapatıp ilk kulaktan tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim. Buradaki sık iğne yuvamız olacak ve içerisine biz 3 tane 7 zincirden bu şekilde kulakçık, kirpik hazırlayacağız. Tekrar 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri buraya kapatıyorum. Tekrar 7 zincir. 5, 6 ve 7. Ne kadar sıkı zincir çekilirse arkadaşlar o kadar şöyle güzel böyle kirpikler oluyor. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle 3 kirpikten sonra 5 tane zincirle bu tek yuvaya indim. Şekilde oluşturdum. Şöyle. Ve buraya yine 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 9. 9 zinciri kapattım. Şuradaki dallar arkadaşlar buraya diğere geçiş dalı ve yan hemen bir alttaki yuvaya. Aynı değil de bir alttakine 2 tane gerek yok. Hemen 3 zincir. Şöyle yine 3 tane tığ battı yapacağız. 3 zincirden. 1, 2 ve 3 zincir. Bu 2. 3 zincir. Bu da 3. Şöyle yine de bir baktayım arkadaşlar. Daha net. Bu şekilde şöyle çimeni oluşturacağız. Şimdi bir tane buraya zinciri çekip dönünce rahat güzel dönülüyor. Sabitliyorum. 3 zincir. Hemen yandakine. 2 olanı 1'e düşürüyoruz. Kesme işlemi yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı. Eli gevşek olanlar 5 de çekebilir. Burası zincir sayısına. Bu sık iğne arkadaşlar ne bol ne fazla sıkı kapatın. Çünkü yuva oluşacak bizim için. Ve 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. Fazla sıkı kapatırsanız bu sık iğnenizi böyle içine girerken zor olur. Fazla bol da arkadaşlar burada kocaman bir delik oluşur. O yüzden buraya orta kare şöyle bir sık iğne rahat tığın gireceği bollukta olsa yeter. 7 zincirimi kapatıp sabitliyorum. Ve 7. Buraya kapattım. 5 tane zincirden şöyle çekince kendini topluyor arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Bu da dalın, bu 6 zincirli dalın yarım kalan kısmını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve yine 9 zincirle bakın ikinciyi de tamamladık. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Şöyle diğer dalımızın uzantısı. Bir sık iğne de hem dala destek hem de iniş sık iğnesi. Evet, bir tane daha gösterelim. Üçüncüyü de yapıp bu şekilde güzel iğne oyası zarifliğinde bir ara suyu yapmış olacağız. Şöyle 1, 2 ve 3. Kapatıyorum. 3 zincir. Şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Bakın hemen buraya bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2 olanı 1'e düşürdük. 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Evet, döndüm. Yine bu sık iğnenin üzerine 3 tane 7 zincirden kirpiğimizi hazırlayalım.
2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir, iki, üç, dört, altı ve yedi. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet, yine tamamladık bakın. Üçüncüyü de tamamladık ve şöyle sık iğne ile bitirip 1, 2, 3. Yine 3 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. Tığ battı da şu mesafe ara suyuyla. Bakın arkadaşlar çok güzel oluyor. İpi esnetip böyle zincirleri de sıkı çekilince kalıp gibi oluyor. Şimdi şu 3 tane ara mesafeyi verip hemen papatyamızı sabitleyelim. Şöyle bakın 1. 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Evet. Yapmış olduğumuz papatyamızı da alıyoruz. Şöyle ilk olduğu için şöyle düz yüzü bize bakacak inşallah düz yüz. Evet. Şu sık iğne ile geçiş yerinden tutturuyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar gözüküyordur. 1, 2 ve 3. Hemen sıradakine. 3. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. 1. Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2, 3 yaprak ortadaki sık iğneden giriyorum. 3 tane bakın 1, 2, 3 veya 4 arkadaşlar. Bu arka çiçeğinizin büyüklüğüne göre bu aradan yine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın çiçeğimi tutturdum. Bu şekilde şöyle göstereyim. 3 aşağıda 3 de yukarıda yaprağımız var. Şimdi 3 tane tığ battı ara mesafesi yapıp yine demin gösterdiğim ara suyunu yapacağız. Şöyle bakın tığ battımı kapatıp şöyle 1, 2, 3 zincir kapat. Evet bakın bu ara mesafesi şimdi şu ara mesafesi çiçeğimizin şimdi 3 taneden sonra gösterdiğim 2 tığ battıyla çimeni yapacağız. Hemen bakalım. Evet, modelimizi tamamladık. Şöyle papatyalı diye arkadaşlar papatya modelleri yapıyorum. Öbürü tığ oyasıydı. Bu da iğne oyasından tığ oyasınaydı. Bakın çok da güzel oldu. Bir de arkadaşlar şurayı hep göstereyim diyorum. Öbür buna benzer tek renk gidenlerde de. Şöyle bakın şu tığın ucuyla genişletin diyorum ya. Şuraya kadar hani kalın yerine kadar getirirseniz şöyle kalıp gibi oluyor. Şey güzel oluyor böyle açılıyor. Uç kısmıyla fazla açılmıyor. Ama böyle kalıplayınca güzel bakın. Çiçek gibi açılıyor. Ve bunu da bu şekilde ütülerseniz böyle kalıyor. Yani bir kere böyle yapıp yarım kenar yarım kenar böyle ömür boyu kalıyor. Evet. Ara suyu ayrı, böyle papatyası ayrı güzel, hoş, güzel bir model hazırladım size arkadaşlar. Şöyle ütüye de uygun, zincir bilen herkes bu iğne oyası, iğneden tığ oyayı yapabilir. Şöyle bakın, geçiş yerleri, bir de şöyle tülbentimi tamamen yayıp size göstermek istedim. Evet, tülbentimi böyle yaydım. Aynı bakın böyle papatyaların ve mor papatyaların böyle çiçeğiyle uyumlu olsun diye. Tersini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Moru içine, beyazı dışına da yapabilirsiniz.
Şöyle ekranda koyu renk güzel gözüküyor diye bu şekilde hazırladım. Bakın. Şöyle göstereyim. Hatta siyahın üstünde hoş durur. Şöyle tanıtayım. Zincir oyası. Bunu 7 yapmışım arkadaşlar. İğne oyasında 7-7 çıkarabilirsiniz. Yaprak sayısını 4 yukarıda 3 aşağıda. Zevk size ait velhasıl. Şöyle. Uyum içinde hoş duruyor. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.